Merhaba. Ben bugün işe başlayacaktım da. Yani? Burada işe başlayacaktım. Yani? Bora Bey'in kişisel asistanı olarak işe başlayacaktım. Ne yapabilirim? Vallahi buradan bakınca bir şey yapabilecekmiş gibi gözükmüyorsunuz zaten. Yani? Allah'ım çıldıracağım. Bu kadar çabuk çıldırma. En fazla 2 güne çıldıracaksın zaten. Yani? Bak sen de alıştın. Kolay oldu. 27 geldi. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Ben üstüme vazife olan işleri öğrenmeye geldim de. Bu görev listesi. Saat 6'da Asya borsalarının bildiri alınacak. Asya? Bulunduğumuz kıta. Bora Bey sabah 8'de ilk kahvesini 82 derece ısıda tek şekerli olarak içer. Vay vay. Kahve çizelgesi aşağıda belirtilen gibidir. Kahve çizelgesi var adamın. Bora Bey'in çorapları pantolonundan bir ton koyu olacak. Oha. Bunun için ofiste ekstra çorap bulundurması gerekiyor. Saçmalık. Okey, çoraptır buluruz. Kişisel asistan Bora Bey'in yemek menüsünün hazırlanmasından sorumlu. Aa, bende. Öğünler 1500 kaloridir. %30 karbonhidrat, %70 protein olmalıdır. Bizim şey gibi değilmiş bu. Kişisel asistan gerekli durumlarda Bora Bey'in kişisel ulaşımını sağlayacak. Şoförüm olacaksın diye. Şoförlüğüm iyidir. Güzel araba kullanırım. Kişisel asistan Bora Bey yurt içi ve yurt dışındaki tüm iş saatlerinde eşlik edecek. Ama. Abi çok fazla değil mi? Yani. Bir şey soracaktım. Tuğçe Hanım'la Rüzgar Bey ne zamandır birlikteler? Üç aydır mı? Yok be, ne 3 ayı. Bugün 3 gün falan olacak herhalde. 3 gün? Hı. 3 aydır çalışıyor ama 3 gündür birlikteler, öyle mi? Herkes şokta zaten. Niye? Yani Allah var. Yakışıklı, çekici. Ama yani sanki Tuğçe Hanım'ın pek kalemi değilmiş gibi Rüzgar Bey. Ama? Aması nedir? Ya Tuğçe Hanım'ın gözü bayağı yükseklerde. Ne kadar yükseklerde? Ay aman beni karıştırma. Hiç yani üstüme çullanacaklar falan. Git kankisine sor. Kankisi? Evren Bey işte. Evren Bey. Kimin kankisi? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım'ın kankisi Evren Bey. Evren Bey. Seni sevdim. Pırıl. Umarım beğenirsin sevgilim. Bugün de herkes ya bir şeyini kaybediyor ya unutuyor. Aa. Bu ne? Bu ne ya? Bir hediye kaybolmayacağına göre biri bana hediye almış. Ay çok güzel. Ay çok güzel bu. Ha, kim aldı acaba? Bakayım not var mı? Varmış. Bu aynaya dikkatli bak. Her defasında dünyanın en güzel şeyini göreceksin. Ali. Ali Bey. Nasıl yani? Ali Bey mi? Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Günaydın Pırıl.
Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? Benden de iyiyim. Şey mi? Ayna söyle bana durumlarımı. Kendine bak. Nereden çıktı o ya? Ne güzelmiş. Hediye? Ya, sanki bilmiyorsun. Ha. Pırıl Hanım bakın şimdi şöyle. Bu hediyeyi ben... Ali Bey, ben gerçekten çok teşekkür ederim. Yani hayatımda ilk defa böyle bir hediyeyi, böyle bir notla alıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bir notla böyle bir hediye. Ali! Selin! Günaydın. Günaydın. Pırıl Hanım bir bu konuda şey var. Ben onu hemen düzelteyim. Alo. Ha tamam tamam hemen geliyorum Bora Bey, tamamdır. Benim hemen gitmem gerekiyor ama burada bekle, tamam mı? Geliyorum. Bora çağırıyor da şimdi asistanlığını yapıyor ya, öyle hızla o yüzden çıkıp gitti. Günaydın. Günaydın. Kahve mi içiyorsun? Ali, o ne? Bu ayna. Olaya bak ya. Sen Pırıl'a hediye mi aldın? Hayır ya, o olay öyle değil. Durum fark. Biri bana ayna hediyese çok gülerim valla. Niye? Ne bileyim, o ne öyle? Al şu aynaya bir bak der gibi. Senin işin gücün yok, anca aynaya bakarsın der gibi. Öyle mi anlaşılıyor ayna hediyesi ya? Yani. Aa. Ne olsun? Bak yani dedim. Pırıl gibi. Vallahi sana bravo. Tam paralı kediye. Al. Evet. Aferin. Ne yapacağım ben bu aynayı? Nereye ne yapayım ya? Selam. Selam. Aa, yazında valla. Tüh ya. Ya Selin ne yapıyorsun ya? Ne var canım, yanlışlıkla oldu. Ya aynam kırılmış, kırdın. Nazar çıktı derler ya. Uğursuzluk denir canım ona. Senden uğursuz mu var acaba burada? Bana bak, ben bu asil tavrımı bozarım, seni de bozarım. Yok ya, bozsana ya. Tamam bir sakin olun. Aa dur. Sakin olun ya. Ne oluyor? Ya bana aldığın aynayı kırdı. Ya ben o aynayı sana almadım. Selin'e aldım. Ne? Selin'e aldım işte. İyi olmuş. Hem öyle hediye mi olur? Dön bir kendine bak der gibi. Al senin olsun. Sana yakışır. Ver. Yürü. Güzel şey oldu ya. Ya tamam, iyi bir hediye olmayabilir ama hani senin için de. Yani bu Ali denen adam neye güler, ne için nefes alır, niye mutlu olur gibi sorular gelirse hani aklına, cevabı orada diye öyle bir hediye düşündüm. Ya Ali çok özür dilerim. Ben sizi öyle görünce yanlış anladım, ne bileyim. Tamam haklısın sen de canım. Ya Pırıl'a da ayıp oldu ama. Ne ayıp olacak ya? Sabahtan beri sırtı sırtı aynaya bakıyor zaten, iyi bile oldu ona. Ona yok, o sevmiş de aynayı, bir tane daha alayım ben ona. Pırıl'a. Ha. Ayna alacaksın. Ha. Dene bakalım sen de. gel kıskanç sevgilim. Bil bakalım başıma ne geldi. Tuğçe nasıl, ne olmuşsun, bundan daha kötü ne olabilir ki yani? Yüzüğümü kaybettim, gördün mü? Ha şu dün parmağında olan. Evet, dün taktım. Hani taşlı. Evet, ta kendisi nerede? Ben bilmiyorum. Sen düşürdüğün yere bakmadın mı? Allah Allah ya, benim aklıma nasıl gelmedi bu? Düşürdüğüm yer değil mi? Gideyim bakayım o zaman. Oldu. Yürürsen haber ver, tamam mı? Veririm. Ay nasıl sevindim, nasıl sevindim, geri dönmeni anlatamam. Aa, neden acaba?
Şekerim, yani senin gibi mükemmel genlere sahip birini görememek beni üzer. Gen. Hı? Yasemin değil de gen diyorsun, öyle mi? Anla artık. Yasemin mi? Oldu, ben kaçtım. Hadi, hadi. Bir ara sana bir hoş geldin partisi yapalım, olur mu yani fırsatını bulduğunda? Oldu, olur. Yasemin adının teyzesi değil mi? Evet, ta kendisi. Evet arkadaşlar, hepinizin gördüğü üzere Pırıl beni bir süre asiste edecek. Süper seçim valla. Anlamadım, bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin sen? Pırıl'ı tebrik ettim Bora Bey. Ve tabii sizi de. Size uygun çok iyi bir tercih yapmışsın. Evet arkadaşlar, bizim uzun uzun ve boş boş konuşacak kadar vaktimiz yok. Bizim zamanımız kısıtlı ve değerli, değil mi Ali? Benim odadaki... Dediğim bu ne aradık sen? Benim onu artık. Evet. Şimdi ben sizin aksinize bir şeye baktım. Ben son tıklanma barometresine baktım. Ve gördüm ki genç kitlemiz epey azalmış. Her zaman söylüyorum değil mi Tuğçe? Bizim genç kitlemiz bizim veli nimetimiz. Bizim şirketimizin temelini oluşturan taşlardan en önemlilerinden. Çok ilişkilere yöneldiğimiz için taze kanları yakalayamadık. Aynen öyle. Yani bu taze kanları... Gençlerimizi acilen geri kazanmamız lazım. Evet, şimdi size soruyorum. Gençlerimizin son dönemde takip ettiği popüler isimler kimler? Yani gençlerimizin son dönemde en çok sevdiği popüler isimler kimler? 100 kişiye sorduk, 6 tane popüler cevap arıyoruz. Buyurun. Tabii herkesin kendine göre bir popisi vardır. Yani onun popisi kendine göre, bunun popisi kendine göre... Hah, Bora Bey. Evren Bey, görüyor musunuz arkadaşlar? Hızlı, çevik, atik. Buyurun, sizi dinliyorum. Bakayım, bakayım. Evet, sizi dinliyorum Evren Bey. Susuyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim Bora Beyciğim. Şimdi son dönemin en parlak ismi Kuzey Batı. Anlamadım, ney? Kuzey Batı. Kuzey? Batı. Kuzey Batı. Kuzey Batı. Bir isim değil de yön olabilir. Yeter. Ali Beyciğim, hiç öyle şey söylemeyin. Şimdi bu o kadar popüler ki, bunun yeni flörtünün eski flörtü aldı bunu denize fırlattı. O derece ya. Sonra? Yok yok, ama bu Kuzey Batı çok reserved, böyle snob, cool falan bir tip. Yanına kimseyi yanaştırmıyor. O yüzden biz daha Sevdim. Çok sevdim. Bence şu adı neydi? Kuzey Batı. Şu yanına kimseyi yaklaştırmayan Kuzey Batı fikrine odaklanabiliriz. Yani ulaşılabilir olana herkes ulaşıyor değil mi? Bizim işimiz ne? Bizim farkımız ne? Biz ulaşılamaz olana ulaşalım ki farkımızı ortaya koyalım değil mi? Hatta şöyle yapalım. Adı neydi? Kuzey Batı. Kuzey Batı. Kuzey Batı'nın röportajı adada. Yok. Ada böyle bir röportaj için yeterince tecrübeli değil daha. O yüzden ben Mehmet'le Ekin'e söyleyeyim, onlar bir gidip araştırsın. Yok, yok. Kimseye söylemenize gerek yok. Ben hallederim. Yok, tatlım sen bana bırak. Tuğçe? Sevgili baş ediyorum. Sen işe yeni aldığın çok sevgili asistanın Adat Özün'e güvenmiyor musun? Yani o bu işin üstesinden gelemeyecek mi sanıyorsun? Ha? Halbuki daha yeni iş almıştın sevgili asistanın Adat Özün'ü. Yok, güveniyorum. Altından kalkabileceğine inanıyorum ben, güveniyorum. Ben de güveniyorum kendime, sıkıntı yok. Evelallah bunun üstüne. O zaman güzel. Çok güzel. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman o röportajın yarın masamda olmasını istiyorum. Anlaştık mı? Yarın. Yarın. Yarın diyorsun. Yarın diyorum. Eğer Ada bu röportajda başarısız olursa... ...bunun sonuçları hepimizi üzer Tuğçe. Belki de sadece Tuğçe üzülür. Belli olmaz. Abla ne diyorsun sen? Kız sorma var ya, sorma, yakalanacaklar diye aklım çıktı yemin ediyorum var ya. Of, şu boşanma işi bir bitse de bir düze çıkıp rahatlasalar ya. İkisi de birbirini yiyip duruyor. Hayır, Bora da taktı yani ilk aşkı kim, ilk aşkı kim diye diye sorup duruyor. Eyvah! Bora rüzgarı bulursa ben de patlarım. Ali beni bırakır bile. Nedenmiş o? Ali ben evlendim, boşandım diye biliyor. Ne? Ne?
Sus, ne yapıyorsun abla ya? Kız içiyorsun. Şimdi şöyle. Adanın durumu ortaya çıkmasın diye biz böyle bir yalan söyledik. Ama aslında olan şu... Ha, dur. Anlatma, benim devrelerimi yakma. Kızım, sizin ne yaptığınızı anlamak, su dokup çözmekten daha zor, yemin ediyorum. Ama ya. Ama bak bir... Ay, az akıllı olun. Ne yanacak, beynim yanacak biliyorum. Selin'cim, bir kahve alabilir miyim lütfen? Yasemin ablacığım, rica etsek bir kahve alabilir miyiz? Olur. Ben senden istemiştim ama kalsın. Aa, bari siz yapmayın ya. Bir dakika ya. Bir dakika, nesi varmış benim kahvemin? Bir şey yok ondan. Sen sırf beni sinir etmek için böyle davranıyorsun değil mi? Yok, ne alakası var? O zaman ne bu tavırlar? Tavır falan yapmıyorum. Sen bah dedin, ben de tamam dedim. Hayır efendim, öyle demedim. Bu bahtı birlikte yeneriz dedin. Diyelim ki yapamayacağımı anladım. Hı? Öyle mi? Benim tanıdığım Evren böyle biri değil. Yasemin, hadi sana kolay gelsin. Benim işim var. Öyle arkamı dönüp kolayca gitmek yok Evren Bey. Ben buradayım, hiçbir yere ayrılmıyorum. Böyle ensendeyim. Ensendeyim. Aa, hayırdır? Kahveye mi geldin? Yok canım, kahve istemiyorum. O zaman? İşte öyle turluyorum, bakınıyorum etrafa. Hadi hadi. Kestane şekerimi özledim de kurtul. Ay Selin. Ya yok, ben yapamayacağım. Bu böyle Yasemin'i kıskandırma olayları falan, bak ben Yasemin'i gerçekten kaybedeceğim. Evren bak, bana odaklan. Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Anladın mı? Ama Selin, benim böyle Yasemin'siz yürüdüğüm yollarda ayağıma dikenler batıyor. Ya tamam işte. Kıskandırarak o dikenleri böyle birer çiçeğe çevirmek senin elinde. Bak şimdi dozu birazcık daha arttıracağız. Hem ben sana ne dedim Evren? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse bağrına taş basacaksın. Ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Ama çok üzülür. İyi de Evren, bunu sizin için yapmak zorundasın yani. Bizim için. Sizin için. Yasemin için. Yasemin için. Evet. Evet. Of. İşimiz gücümüz yine kartlara kaldı. Böyle kanlı canlı karşında duruyor. Sen gidip sarılamıyorsun. Seni seviyorum diyemiyorsun. Bak bak bak. Dizmiş kartları yine önüne. Niye bakıyor acaba ha? Kime bakıyorsun? Kısmetine mi bakıyorsun acaba? Kim varmış kısmetinde? Ona mı bakıyorsun? Alacağın olsun Evren. Ya şurada burnunun dibinde duruyorum. Bir bahane bulup yanıma gelemiyorsun. Ay. Merhaba Evren Bey. Merhaba Yasemin. Ne o, şirket turuna mı çıktın? Ha. Dedim bir bakayım, dolaşayım şirketi. Tanıyayım şirkettekileri dedim. Yok şirkette tanıyacak birisi. Ha, öyle mi diyorsun? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse bağrına taş basacaksın ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Evren. İyi, bak bakalım tanıyacak birisi var mı şirkette? Ne diyorsun sen ya? Yasemin, müsaadenle köşemi yazmam gerekiyor. Öyle diyorsun. Öyle. İyi. Öyle olsun bakalım. Merhabalar. Merhaba. Ben Selin'e yardıma geldim. Kahve yapacağım artık sizlere. Bundan sonra kahveleri benden istersiniz. Çok güzel kahveler yaparım. Yani? Hiç. Hiç olur mu? Gözlerini böyle belertmiş bize bakıyor. Özür dilerim kestane şekerim. Bütün bunlar küçük Yasemin ve Evrencan için. Ne diyorsun Evren ya? Dediğinden bir kelime bile anlamıyorum bır 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 tepemde. Pırıl. Efendim? Ben seni çok seviyorum. Benimle çıkar mısın? He? Öyle mi
söylenir Evren ya? Ya şoke oldun şu anda. Hem bak ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Yani üzülmezsin değil mi? Pırıl, ben de zaten senden arkadaşça bir şey istiyorum. Ya bütün bunlar Yasemin'i kıskandırmak için. Pırıl, bak bütün geleceğim, mutluluğum sana bağlı. Heh. Sevap points diyorsun yani. Tam da öyle işte. Romantik senin. Tamam. Oldu mu? Oldu. Gel. Oldu bu iş. Oldu. Oldu da ben bunu siteye nasıl yükleyeceğim? Bütün hesaplar Bora'dan. Bora ya, neden daha önce anlatmadın? Zamanı şimdi gelmiş tabii ki Tuğçe'cim. Boracığım sana ne diyeceğim? Hı-hı. Şu görgünlerin ödül töreni. Hı-hı. Beraber katılırız değil mi? Tabii, tabii katılırız Tuğçe. Ödülü senin alacağından hiç şüphem yok. Allah kahretsin. Benim bu yazıyı acil portala yüklemem lazım. Aday olmam lazım. Ne oldu? Ege'de gemilerin mi battı? Karadeniz değil miydi o ya? Boş ver. Sana bir sır vereyim mi? Başarılı olmak istiyorsan ayrıntılarda kaybolmayacaksın. Bu hayat dersi için çok teşekkür ederim Pırıl ama benim durumum birazcık daha vahim. E yola gelsin. Zoru başarırız ama imkansız biraz zaman olur. Aman kaybedecek neyim kaldı ki? Aa, hayatta en çok korkulması gereken insanlar kaybedecek bir şey kalmayanlardır. Öz sözler kitabı okuyorum da havalı değil mi? Çok. Çok havalı. Neymiş bu vahim durum? Şimdi Pırıl, ben ödül için bir yazı yazdım. Ve bu yazının portal yüklenmesi gerekiyor. Ama ofis boyu olduğum için bu pek mümkün değil. Pırıl. Bu içerikleri siteye yükleyen Sarper. Hmm. Senden hoşlanıyordu değil mi? Ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu şirketteki erkeklerin %90'ı benden hoşlanıyor. Pırıl. Büyük bir adaletsizliğe, haksızlığa baş kaldırmaya hazır mısın? Nereye yüklenecekti yazı? İlişkiler köşesine. Tamam. Eline yazayım mı? Unutursan bakarsın. Tamam. Bir an kafam karıştı. İlişkiler köşesinde Ada Töz'ün adı ve soyadıyla yayınlanacak. Tamam mı? Tamam diyorum Ada. Anladım. Tekrar etme. İyi. Tamam. Hadi al. Hadi kazan mübarek olsun. Hadi, hadi yürü. Hadi. Selam. Ne içersin, ne ısmarlayayım? Aa, yok, ben hiçbir şey içmem. Keyifler nasıl? Keyifler iyi vallahi. Seni görünce bir başka oluyor tabii. Arada çık gel ya. İnsan canı sıkılıyor tek başına. Doğru diyorsun ya. Ben de orada böyle oturdur bütün gün sıkılıyorum. Gerçekten öyle. Başka ne var ne yok? Hadi kızım, hadi. Muhabbete mi gittin sen oraya? Zaten oluyor, oluyor. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Ya ne diyeceğim, bir gün dışarı mı çıksak, ne yapsak? Ay çok pardon. Efendim? Muhabbet etmeyi kessen de konuya mı girsen acaba? Hmm. Şimdi girmezsen yazıyı yükletemeyeceksin de. Tamam. Hadi hızlı ol biraz. Öpüyorum seni. Bay bay. Ne diyorsun, çıkar mıyız bir gün? Ha olur olur, çıkarız. Ya ben başka bir şey konuşmak için gelmiştim de kafam gitti şu anda, konuşamadım. Ne konuştu? Ya şu ya, bu şey Ada'nın yazısı şey yüklenecek, ilişki portalına. Hmm. Ya Bora Bey bunu mail olarak atardı direkt. Hiç böyle göndermezdi. Hmm, çıktı alası tuttuysa demek. Harfi de yok bunun. Üstelik Ada ofis boyu değil mi? Yazı ne alaka? Bunu böyle yüklemem doğru olmaz. Ben bir Bora Bey'e sorayım. Yok yok, sen hiç arama, hiç gerek yok. Ya belki eski yazısıdır bu.
Olamaz mı? Hem Bora Bey isteseydi seni arardı zaten. Ya 40 yılın başı bana bir iş vermiş ya denemek için. Niye deneyecek ki seni? Ya biliyorsun Bora'nın asistanı yok. Hmm. En yakın aday da benim. Hmm. Bunu bile beceremeyeceksen. Tamam tamam izlerimi. Yükleyeceğim. Ya sen bir tanesin ya. Bir tanesin sen harikasın. Şirketten kovulmak zorunda kalsan da. Şirketten niye kovulacağım ki? Ay yok ben lafın gelişi söyledim. Ha, tamam. Tıklanma sayılarını gördünüz mü? Yeni rekor, voley be! Ne oluyor? Yine bu şirkette benden habersiz ne oluyor? Oh. Tam 45 dakikada 325 bin! Arkadaşlar! Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Anlatmış. Vallahi beni anlatmış. Ne seni anlatmış Evren? Ya Bora Bey, Adan'ın yazısı çok güzel olmuş. Bakın Bora Bey. Bora ne demek oluyor bu? Adan'ın yazısı portala yüklenmiş. Sen mi izin verdin buna? Hayır tabii ki Tuğçe. Bu kız iyice zıvanadan çıktı o zaman. Dingo'nun ağrı mı burası ya? İki düşman, aşk ve çaresizlik. 355.727. Tamam yeter. Ne oluyor? Ada Hanım kimseye sormadan yazısını yüklemiş portala. Bu nasıl bir hırsa artık? Kalbinizin atış hızına yetişemediğiniz zamanlar vardır. Sarp'e! Bu yazıyı portala sen mi yükledin? Evet. Siz istemediniz mi Bora Bey? Sarper, ben senden böyle bir şey istesem, sana bu soruyu niye sorayım? Ha? Niye sorayım? Pırıl, Pırıl istedi Bora Bey. O getirdi yazıyı, sizin gönderdiğinizi söyledi. Vallahi benim bir suçum yok. Pırıl! Hemen buraya gel! Pırıl, hemen buraya gel! Sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Benden habersiz böyle bir şey nasıl yaparsın Pırıl? Karıştırmışım sanırım, çok özür dilerim. Ne demek karıştırmışım Pırıl? Benden habersiz portala nasıl yazı yüklersiniz siz? Pırıl'ın bir suçu yok. Sarper'in de yok. Pırıl'a yazı yükletmesini isteyen bendim. Ben istedim. Ve anladığım kadarıyla da yazı şu an rekora doğru koşuyor. Teşekkür etmenize gerek yok Bora Bey. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Buranın bir baş editörü var. Bana ya da Bora'ya okutmadan hiçbir yazı portala yüklenemez. Bunu bilmiyor musun sen? Size yazıyı gösterince de çalıyorsun o zaman. Sen bana hırsız mı demeye çalışıyorsun? Bora, görüyor musun herkesin içinde beni nasıl suçluyor? İsimler karışmıştı. Ben sana hakaret davası açacağım. Ben de size hırsızlık davası açacağım. Yeter! Yeter! Sarper! O yazıyı derhal kaldır. Neden? Deli gibi okunuyor şu an. Ofis boyun yazısını derhal portaldan kaldırıyorsun Serper. Derhal. Peki Bora Bey. Sizinle Bilal'le görüşeceğiz. Çekil önünden. Bana bakın, herkes içine baksın. Yoksa ben çok güzel bakacağım size. Hadi. Hadi.